Evet, Müslümanların birliğini, İttihad-ı İslam'ı bütün İslam ülkelerindeki aydınlar, mütefekkirler, siyasetçiler, alimler hep söylerler, konuşurlar, yazarlar, bununla ilgili eserler ortaya koyarlar, bununla ilgili konferanslar düzenlerler. Ancak bu konuda müsbet adımları, olumlu adımları ve gerçekten somut adımları ortaya koyabilen Milli Görüş Hareketi'dir, Türkiye'dir ve Erbakan hocamızdır. Bunun çekirdeğini oluşturmak için bildiğiniz gibi D8 kurulmuştur. Bu bir çekirdek kuruluştur ama bu D60 ile, yani 60 İslam ülkesinin katılmasıyla ve daha sonra da D160 ile dünyadaki bütün mazlum ülkelerin katılmasıyla oluşacak büyük bir birliktir. İslam birliğine ihtiyaç var. Çünkü Batı medeniyetinin insanlığa vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Batı medeniyeti bir vahşettir, sömürüdür, zulümdür. Bunu faiz ile yapıyorlar, savaşlarla yapıyorlar, terör örgütleri kanalıyla yapıyorlar. Dolayısıyla bugün Avrupa Birliği, Haçlı Birliği, yeryüzünde soygunun, sömürünün ve işgalin artık sembolü olmuştur. Bütün bu zulümlerden kurtulmak için, bu sömürüden kurtulmak için mutlaka İslam ülkelerinin bir birlik oluşturmaları gerekiyor. Ancak bununla Batı vahşeti karşısında Müslümanlar hayat hakkı bulabilirler. Eğer bunu kuramazlarsa tek tek Batılı haydutlara yem olacaklardır. Bunun için bu bir zarurettir. Artık yani keyfi bir durum da değildir. Mutlaka gerçekleştirilmesi için bugün bütün İslam dünyasının da zaruretine inandığı önemli bir harekettir. İnşallah gerçekleşmesi için de her vesileyle, bütün toplantılar vesile edilerek bu görüş, bu fikir ortaya konuyor ve bunun gereği üzerine duruluyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.